Esselamu aleyküm abi. Ve aleyküm selam canım benim. Bugünlerde çok medarı bahis olan Mehdilik konusunda herkes Mehdilikle ilgili bazı yorumlar yapıyor. Risale-i Nur'la bazı Mehdilikle ilgili kısımları farklı yorumlar getirerek farklı şekilde insanların aklına farklı pencereler açmaya çalışıyorlar. Bu hususta Risale'deki Mehdilik bahisini nasıl anlamalıyız? Mehdilik bir şahıs mıdır, şahs-ı manevi midir? Tabii, o bir şahs-ı manevidir ama şahsı da var tabii. İslamiyet bir şahs-ı manevidir ama başta Peygamberimiz var aleyhisselam. Bir şahısın olması hikmeten öyle gerekiyor yani. Hakikaten bugünlerde çok bu medarı bas oluyor. Çeşitli kişiler, çeşitli böyle, ne bileyim, uydurma Mehdiler, böyle duyuluyor. Şimdi tabii Mehdi demek esasında kelime olarak hidayete davet eden, yoksa hidayete getiren değil. Mehdi hakiki Cenab-ı Allah'tır. Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbim öyle diyor. İnneke la tehdi men ahbebte velakinnallah yehdi men yeşâ. Habibim sen sevdiklerini hidayete getiremezsin. Velakinnallah, velakin Rabbin istediğini hidayete getirir. Mehdi kelimesi insanları hidayete çağıran, hidayete davet eden, hidayete getiren anlamında değil. Tabii Mehdi kelimesini çocukluktan beri duyardık. Hazreti Mehdi gelecek, Mehdi Efendim Azam gelecek, Mehdi Resul gelecek. Duyardık bunları. Vallahi ben şahsen, benim annem okumuş bir kadındı. Okurdu ben çok. Ahmediye, Muhammediye, Karadavut. Eski kitaplardan çok okurdu. Ben de çocuktum böyle. Merak konuyordum, annemin yanına sokuluyordum. Bir gün dedi, oğlum dedi, Hazreti Mehdi gelecek. Evet anne dedim, ne yapacak? Oğlum dedi, Mehdi geldiği zaman bütün alimlerin dili tutulacak dedi. Allah Allah. Nasıl anne diyorum? Oğlum diyor, mesela hoca hütbede okurken diyecekmiş ki. Allah aşkına Hazreti Mehdi neredeyse çıksın diyecekmiş. Diyecekmiş. Ve ondan sonra da Mehdi kılıncını çekecek ve efendim evvela hocayı kesecek. Anne dedim, neden hocayı kesecek? Oğlum diyor, kitap böyle yazıyor. Herhalde kesecek derken hocanın sesini kesecek. Yani o zaman hocalar konuşamayacaklar. Sesi kesilecek. Annem de dili, kafası kesilecek veya dili hakikaten durulacak tarzında. Demek ki öğrenmiş, öyle anlamış. Ben de tabii çocukum, küçüküm, bizim bir eski camimiz vardı. Orada Hakkı Hoca vardı rahmetli. Bizi çok seviyordu, şeker veriyordu. Ben dedim böyle, Mehdi gelince tabii hocanın dili tutulacak. Hakkı Hoca'yı kesecek Mehdi. Üzülüyordum yani. Ben okuldan kaçıyordum. İlkokuldaydım işte, dörtte. Gidiyordum camiye, İzmir'in Urla ilçesinde Hakkı Hoca. Diyordum, Mehdi hocayı kesecek, Hakkı Hoca'yı. Üzülüyordum vallahi. Gidiyordum camiye cuma günü. Cuma günü bir dayak yiyordum öğretmenden. Ulan dedi, seni okuldan atacağım dedi. Götürdü beni müdüre. Müdür dedi, bak seni şöyle yaparım, böyle yaparım, kovalarım buradan. Yani illa ben Mehdi'yi görmek için camiye gidiyorum. Tabii ben, bir küçük bir sineğe bir tencere su okyanus gibi görünür değil mi? Biz de küçüküz de başka bir tarafı bilmiyoruz. Dedim, Mehdi gelse gelse bizim eski camiye gelir. Hakkı Hoca'yı keser. Onun için böyle gidiyordum camiye. Sonradan anlıyorum tabii. Hani üstadımız diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Bir insan ilk dersini annesinden, validesinden alır. Şimdi ben tabii bu Risale-i Nur'ları okuyunca Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur'a Kur'an'ın elmas kılıncı diyor. Kılınç. Ha. Öyle bir zamanda gelmiş ki insanlar dinden uzaklaşmış. Hakikaten hocaların dili tutulmuş. Ezanlar yasak. Kur'an okumak yasak. Hoca çıkardı hütbeye. Yani faiz yemeyin, içki içmeyi bile değemezdi. Çünkü millet içkiden geçiniyordu zaten. Ne diyordu hocamız o zaman? Muhterem cemaat, çam ağaçlarını kesmeyin. Devlete karşı gelmeyin. Askerden kaçmayın. Kavga etmeyin, iyi geçinin. Ela inna asenel kelam. İnerdi aşağı. Yani hocaların zaten dili tutulmuştu. Ezanlar Türkçe, uydurukça ezanlar, tanrıldı, tanrıldı diye. Benim babam bizi sünnet ettirecekti. Sünnet ettirdi daha doğrusu. İki tane jandarma geldi kapıya.
Mevlüt bitinceye kadar kapıdan gitmediler. Tabii benim abim biraz daha büyüktü. Ben ona soruyorum, abi diyorum, bu jandarmalar babamı mı götürecek yoksa? Korkuyorduk jandarmalardan. Yok kardeşim diyor, niye bunlar bekliyor burada diyor. Bunlar diyor, neye bekliyor biliyor musun? Hoca cemaata dini bir şey anlatmasın diye. Anlatırsa tutuklayacak. Ama Mevlüt okuyor. Mevlüt'ü zaten kimse anlamıyor yani. Bir feza oldu o demde runuman, ne mekan var anda ne arzu sema, kim ne halidir ki mali ol mehal, aklı fikretmez bu hali fehmü hal. Zaten Süleyman kendi kendi diyor, aklı fikretmez bunu diyor. Siz bunu fehmedemezsiniz, anlayamazsınız diyor. Cemaatinde bir şey anladığı yok. Hocanın sesine bak, ne ses vardı adamda ya falan. Yani Mevlüt'ten bir mesaj alamıyor cemaat. Ama orada yarım sayfa Kur'an tefsiri okusa, Risale-i Nur okursa hemen devletin temel nizamlarını sarsın diye evi basıyorlardı. Demek ki hocaların dili tutulmuştu. Böyle tutulmuş. Ama annem rahmetli öbür türlü tutulacak anlıyor. Bir tutulma var yani. Bu böyledir yani kardeşler. İşte ben şimdi anlıyorum ki Bediüzzaman Hazretleri yazmış olduğu Risale-i Nur külliyatına Kur'an'ın elmas kılıncı ismini vermiş. Kur'an'ın elmas kılıncı. Ve hadis-i şerifte diyor ki, o zat geldiği zaman elinde elmas kılınç olacak. Hadis-i şerifte. Ve o kılınç dünyanın her yerine uzayacak. E şimdi böyle maddi bir kılınç düşündüğün zaman gülünç bir şey olur. Din bir imtihandır. Akla kapı açar, iradeyi elinden almaz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri bile zorlayıcı değildi. Mesela bir şeyde, gazbede, bir savaşta abdest alınacak. Resulullah Efendimiz diyor, nadi bil vudu, abdest için nida ediniz. Cemaate abdest almasını haykırınız, bağırınız. Ya Resulullah diyorlar, hiç su yok. Hiç mi yok diyor. Biri demiş, benim kırbanda biraz var mataramda. Onu getirin diyor. Getiriyorlar. Peygamberimiz o suya üflüyor, dua ediyor, yalvarıyor. Ondan sonra çağır, ridna bi cebbetir rekbi. Ordunun teştini, su teknesini getirin diyor. Tekneyi getiriyorlar. Sahabeye veriyor suyu. Dök elime diyor. Elini koyuyor teknenin içine. Suyu döküyor. Döktükçe su oradan çoğalıyor. Gelen dolduruyor, giden dolduruyor. Peki neden böyle yapıyor da? Doldurun şarr diye böyle yapmıyor. Böyle yaptığı zaman karşı tarafta inkar edecek hiçbir mecal bırakmıyor. Peki din neymiş? Din bir imtihandır, akla kapı açar, iradeyi elinden almaz. O zaman iradeyi elinden alıyor. Orada çünkü münafıklar da var, geliyorlar. Yani provoka yapmak için. Ya bunlar çok kalabalık, biz bunlara karşı gelemeyiz, kaçalım. En neyse milletin kuyu manevisini kırmak için münafıklar da savaşa geliyor. Şimdi o münafık bu durumu görüyor. Gidince ne diyor biliyor musun? Ya diyor su vardı zaten elinden döktü adam da oradan doldurdu diyor. İşte böyle. Halbuki ulan hain dökülen su 2 kilo yarım kilo belki doldurulan bir tanker 2 tanker su doldurdular. Bunu görüyor ama hainliğini gene yapıyor. Ne gibi? E şimdiki de öyle ya. Diyorsun kardeşim Allah'ın kudretine bak. Gözle görünmeyen ancak mikroskopla görülebilen bir siperimden Cenab-ı Allah insanı yaratıyor. Gözünü, kulağını, bacağını, böbreğini, ciğerini, kalbini, her tarafını, bağırsağını, işkembesini, tırnağını, efendim kaşını, gözünü yaratıyor. Kurban olayım o Allah'a. Ne büyüksün ya Rabbi. Diyorsun, diyor siperimdeki diyor, o kromozomlar, o diyor nötronlar, protonlar şöyle gelişiyor, böyle gidişiyor, şöyle oluşuyor, şöyle evrimleşiyor, şöyle dönüşüyor diyor. Bir yalan uyduruyor. Orada Allah'ın fiilini, gücünü göstermemeye çalışıyor. Kafir demek zaten örten demek, örtüyor. Şimdi tabii bu Mehdi meselesi de çok su götürür bir şey. Herkes kendi alimini Mehdi kabul etmek istiyor. Ama ben şahsen Mehdi olarak Hazreti Bediüzzaman'ı Mehdi kabul ediyorum. Ona öyle inanmışım. Bütün zerratımla inanmışım. Neden? Daha annemden beri geliyor. Dili tutuldu hakikaten milletin.
dili tutuldu. Sonra Kur'an'da ayet var. Estağfurullah billah bismillah. Yevme ye'ti la tekellemü nefsün illa bi izni feminhum şakiyyün ve sa'id. Sadakallahu lazim. Sure-i Hud ayet 105. O gün geldiği zaman diyor. Hangi gün? Bütün günler Allah'ın günüdür. Dün, bugün o bize göre. Rabbim için her gün hazır gün gibidir. Rabbim makam, zamandan ve mekandan münezzehtir. Onun için yevme ye'ti dediği zaman hangi gün olursa olsun o gündür. Yevme ye'ti la tekellemü nefsün. O gün geldiği zaman hiçbir kimse kendi nefsinden tekellüm edemez. İlla bi izni. Ancak benim izin verdiklerim konuşur diyor. Feminhum şakiyün ve sa'id. Onun bir kısmı şakidir, bir kısmı sa'iddir. Bu ayet umumidir kardeşler. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir umumi ayetten bahseder, bir de hazır zamana da bahseder. Mesela Firavun'dan bahsederken asrın firavunlarından da bahseder. Kur'an-ı Kerim dar bir zamana ait bir Allah kelamıdır. Bütün kainatı kapsar. Bütün zamanları kapsar. Dar bir zamanın kelamı değildir. Şimdi öyle bir zaman geldi ki mesela feminüm şakiyün ve sayid. Ancak diyor benim izin verdiklerim konuşur. Onların bir kısmı şakidir, bir kısmı sayittir. Ben bunu böyle algılıyorum. Böyle inanıyorum bu ayet-i kerimeye. Mesela diyelim ki minarede ezan okuyan adamı sayit kabul edersek, Allah ona müsaade etmese o ezanı okuyabilir mi? Okuyamaz. Bir sürü dilsizler var, konuşamıyor değil mi? Ha? Demek ki nasıl ki o minaredeki adama müsaade etmese o ezanı okuyamaz, öbür tarafta adam çekmiş kafayı, küfrediyor ana avrat. Ona da müsaade etmese, onu da sövemez. Sövemez. Neden? Hayrihi ve şerrihi minallahi teala diyor. Şerri de Allah yaratıyor, hayrı da Allah yaratıyor. Yalnız halk-ı şer şer değildir, kesb-i şer şerdir. İşte o küfreden adam şer yapıyor ama Allah'ın o sesi yaratması şer değil. O kişiye aittir o. İşte o gün geldiği zaman la tekellemü nefsün illa bi izni feminhum şakiyün ve sa'id diyor. O gün geldiği zaman hiçbir kimse nefsinden konuşamaz. Ancak benim izin verdiklerim konuşur. Onların da bir kısmı şakidir, bir kısmı da sa'iddir. Ayet umumi, bir de hususi bizim asrımıza bakan bir yönü var. İşte öyle bir zaman geldi Türkiye'de hiç kimse konuşamadı. İki kişi konuştu. Biri Bediüzzaman Said-i Nursi, Kur'an hakikatlerini anlattı. Diğeri de işte dinsizliği efendim şey yapanlar, yaymaya çalışanlar, dinsizler konuştu. Gericiler, yobazlar, şeriatçılar dedi. Bediüzzaman da din, iman, Kur'an, sünnet, şeriat dedi. Demek ki onlara da izin vermiş ki konuşabiliyorlar tahribat yönünde. Bediüzzaman Hazretleri'ne izin vermiş ki tamirat yapıyor. O kadar. İki kere iki dört, ister çarp ister topla. Kimse bunun karşısına çıkamaz. Hodri meydan diyoruz, gelsin. Şimdi bu şeyle, bu tarzlar meydana çıktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor bakın. Hazreti Bediüzzaman'ın 29. mektup 7. kısmında şöyle bir soru var. İkinci sual iki işarettir. Birinci işaret ki beşinci işarettir. Mühim bir sualin gayet muhtasar bir cevabıdır. Üstada soruyorlar. Şimdi Bediüzzaman cevap veriyor. 29. mektup 7. kısım. Herkes bakabilir. Sual: ahir zamanda Hazreti Mehdi geleceğine ve fesada girmiş alemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivayat-ı sahiha var. Peygamberimizin müteaddit hadis-i şerifleri var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır. Şahıs zamanı değil. Bakın şimdi üstad alıyor bunu. Bu soruyu genişletiyor, genişletiyor. Cemaat zamanıdır. Şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin temsilcisi olmazsa, bir cemaatin şahs-ı manevisini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin
şahs-ı manevisine karşı mağluptur. Çünkü bu asır cemaat asrı, şahıs asrı değil. Bundan 100.000 sene evvel Abdülkadir Geylani efendim, işte efendim Mevlana öyle, ama bu asırda cemaatleşmiş komünistler var, siyonistler var, ateistler var, deistler var, şunlar var, bunlar var. Birçok isler daha var. Saymaya teker teker lüzum yok. Bunların içinde sen şimdi Said-i Nursi olarak çıktığın zaman, şahıs olarak çıktığın zaman seni Hazreti Ömer'i dahi getirsen durduramazlar. Dünya bu, imtihan dünyası. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Müslüman oluncaya kadar gizli ibadet etmediler mi? Çünkü Mekke'nin iki tane efesi vardı. Biri Ebu Cehil, Ömer İbni Hişam, biri de Ömer İbni Hattab. Ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, iki Ömer'den birisine hidayet et. İslam'ı kuvvetlendir diye Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Cenab-ı Allah Hazreti Ömer'e nasip etti. Demek ki onun fıtratı, karakteri hidayete yakın olduğu için Allah ona hidayet etti. Peygamberin iki Ömer'e de diyebilirdi. Ama bir Ömer'e diyor. Allah ne kadar dedirtiyorsa o kadar diyebilir. Kardeşim peygamber de Allah'tan, Allah'ın müsaadesi olmadan konuşamaz ki. Neticesi Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra ya Resulallah dedi. Namazı açıktan kılacağız. Çekti kılıncı. Karısını dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen gelsin. Ömer Müslüman olmuştur. Namazı açıktan kılacağız. Bak bir cemaat oluştu. Ondan sonra peygamberimiz. Yoksa peygamber ayı ikiye bölüyor. Güneşi durduruyor. Ama imtihan dünyası, sebepler dünyası olduğu için burada perdeli oluyor her şey. Burada sebeplerle oluyor tabii. Allah bize elma verecek ama odunun üzerinden veriyor. Öyle havadan atmıyor. Atabilir, öyle yapıyor. Yumurta verecek tavukla gönderiyor. Süt verecek inekle gönderiyor. Bal verecek arıyla gönderiyor. Baktığın zaman o arı onu yapamaz ama Allah yaptırsa yapar. O kadar. Şimdi ne diyor? Cemaatin şahsı manevisine karşı mağluptur. Eğer o şahsın bir cemaati yoksa, o cemaati temsil eden bir şahıs değilse, karşı tarafın cemaatine mağlup olur. Çünkü bu tek çıkıyor, karşıda var, cemaat var. Şu zamanda kuvveti velayeti ne kadar yüksek olursa olsun, böyle bir cemaat-ı beşeriyenin ifsadat-ı azimeti içinde nasıl ıslah eder? Nasıl ıslah eder? Yani soruyu gene üstad soruyor. Eğer Mehdi'nin bütün işleri harika olsa, şu dünyadaki hikmet-i ilahiyeye ve kavanini adetullah'a, Allah'ın kainattaki kanunlarına, ne vardı kanunlarında? Tedriciyet vardır. Birdenbire hiçbir şey olmuyor. Tedrici oluyor. Değil mi ya? 21 gün tavuğun altında duruyor yumurta. Kuş çıkıyor, ondan sonra yavaş 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 büyüyor. Ağaca bela yaprak açıyor. Sonra çiçek açıyor. Sonra küçük bir çağla geliyor. Büyüyor, büyüyor. Şeftali olur, kayısı oluyor. Burası zamanla o ahirette birden olacak. Burası darul hikmettir. Orası darul kudrettir. Burada zamana ihtiyaç var. Orada zamanla bir anda olacak. Bir anda olacak ahirette. Onun için Mehdi'nin diyor bütün işleri harika olsa, şu dünyadaki hikmet-i ilahiyeye ve kavanini adetullah'a muhalif düşer. Bu Mehdi meselesinin sırrını anlamak istiyoruz diye Hazreti Bediüzzaman'a sual soruyorlar. Şimdi üstadımız da cevap veriyor. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetinden şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eser-i himayet olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutbu azam veya bir mürşid-i ekmel veya bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Geçmişte böyle tarihe baktım, İslam'dan göndermiş. Fesadı izale edip milleti ıslah etmiş.
Peygamberimizden evvel de insanlar sapıttıkça peygamberler göndermiş. Hatta bir devirde birkaç tane peygamber, bir tane İstanbul'da varsa, bir tane Kocaeli'nde var, bir tane İzmit'te var, bir tane Bursa'da var. Öyle olmuş. Fakat bu ahir zamanda Cenab-ı Hak peygamberimizi tek olarak göndermiş. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyeceğine göre, insanlar da sapıtacağına göre peygamber gelmeyecek ama peygamber vazifesi gören zatlar gelecek. Ya ne diyor? İnna Allahu yeb'asu li hazihi ümmeti ala ra'si kulli mi'ati senetin men yuceddidu laha dinaha sadaka Resulullah. Diyor her 100 senede bir Cenab-ı Hak bir bu ümmete bir önder, bir mürşit, bir imam gönderecek diyor. Ve göndermiş de. Bakın tarihe. İşte fıkıh yönünden millet Şafii'si, İmam-ı Azamlar Şafii'ler gelin. İtikad yönünden Abdülkadir Geynaniler efendim, işte Muhittin Arabiler şunlar bunlar gelmiş. Bu asırda küfür asrı ya, inkar, inkar uluhiyet asrı. Öyle bir asır ki adam mesela üniversitede fizik okuyor, kimya okuyor, biyoloji okuyor, astronomi okuyor. Hiç Allah adı geçmiyor. Yahu yıldızları kim döndürüyor? Dönüyorlar diyor. Ya bu mikropları kim yaratıyor? Oluşuyor diyor. Ya bu meyveler gelişiyor diyor. Evrimleşiyor diyor. Allah'tan hiç bahsetmiyor. Halbuki fiil faili gösterir. Kitap katibi gösterir. Şiir şairi gösterir. Baklava baklavacıyı gösterir. Bu bir kaide-i mukarreredir. Fakat maalesef adam tarih kitabında yazıyor. İşte 16. asırdaki Michelangelo'nun yaptığı heykel. Heykel orada, yapanın adı da orada yazıyor. Peki bu heykeli yapan olur da bu kadar heykeller dolaşıyor. İnsanlar, hayvanlar, koyunlar, koçlar, sığırlar. Bunların yaratıcısı olmaz mı? İşte bu kadar gülünç bir duruma düşürüldüğü bir asırda, ilmi inkarda kullandıkları bir asırda Hazreti Bediüzzaman geliyor. Bakın bir misal vereceğim tabiat risalesinden bir misal. Mesela diyor bir kase toprak içine bir kase küçük bir saksılar var küçük. Nöbetleri diyor tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin birbirinden ayrı olan şekil ve heyetlerini gösterir bir fiil görünüyor diyor. Hangi tohumu atarsan at o saksıya yapmam demiyor. Fesleğen tohumunu atıyorsun çıkıyor. Bakıyorsunuz koktu. Oh fesleğen. Kokusu dokusu güzel. Söktüm. Karanfil tohumunu attım. Karanfil çıktı. Kırmızı. Öbürü yeşildi bu kırmızı. Kokusu karanfil. Çıkardım. Sümbül diktim. Çıktı. Zambak diktim. Çıktı. Nergis diktim. Çıktı. Biber diktim. Biber küçük. Süs biberi. O da çıktı. Ya diyeceksin ki diyor. Ya diyeceksin ki bir kadir-i külli şey bu topraktan bu kadar şeyleri yaratıyor. Renkleri başka başka, kokuları başka başka, dokuları başka başka, tatları başka başka. Ey Allah'ım ne büyüksün ya Rabbi diyeceksin. Veyahut da diyeceksin ki bu saksının içinde eğer tabiat diyeceksen Allah'ı kabul etmek istemiyorsan bu saksının içinde bütün bunları dokuyabilecek Avrupa'nın bütün matbaaları, fabrikaları adedince makineler, matbaalar var. Onlar bunu yapıyor diyeceksin. İşte diyor, tabiat fikri küfrisini taşıyanlar ne derece akıldan, fenden, ilimden uzak düştüklerini gör, gül ve tükür diyor. Bir gün böyle ben İzmir'de Yıkık Kemer Camisi var, büyük. Onun yanında böyle bir çayhane var. Burayı okumuştum orada. Cemaat da şevkle dinliyor böyle. İşte diyor tabiat fikri küfrisini taşıyanlar. Yani tabiat yapıyor, doğa yapıyor, Allah'tan irtibatı kesenler. Ne derece akıldan, fenden, ilimden uzak düştüklerini gör, gül ve tükür diyor. Ben de böyle bir reflekse kapıldım. Puuu dedim alçaklar. Coştum böyle. Caminin imamı da oradaymış Hüseyin Hoca. Kalktı Necmi'cim dedi bir de bana tükür. Estağfurullah hocam. Tükür dedi o hakikatler bize de nasip olsun. Bu sefer ayağa kalktı hoca.
arkadaşlar dedi, Necmi Efendi'nin okuduğu o kitabın yazarı Hazreti Bediüzzaman Said-i Nursi'dir. Ahir zamanda gelecek Mehdi Azam'dır dedi. Mehdiyeti ilan etti. O söyledi. Ben de diyorum, geçenlerde Harran Üniversitesi'nde ilan ettik. Ben de diyorum dedim. Talebeler ayakta 10 dakika alkışladılar. E şimdi ben böyle inanıyorum. Ben Bediüzzaman Said-i Nursi'nin Peygamberimizin işaret ettiği ahir zamanda gelecek Mehdi Azam olduğuna inanıyorum. Bir başkası da Süleyman Efendi'ye inanabilir. İnanabilir. Bunu biz adam bunu şey baskımız altına alacak değiliz. Ben öyle inanıyorum. Mühim olan Mehdiyete inanacaksın. Şu mudur bu mudur arasındaki ihtilaf mühim değil. Fakat biz bakıyoruz işaretlere, Bediüzzaman'da çok belirgin işaretler görülüyor. Çünkü ben mesela bazen camilerde namaz kılıyorum. Bakıyorum millet sünneti kıldı, sağa sola bakıyor. İmam yok. Ben hemen tak diyorum kalkayım, ben geçeyim bir imamlık yapayım. Bir bakıyorum arkadan imam geliyor, sarığını takmış, heybetli tak, ben oturuyorum yerime. Şimdi asrın imamı belli olur yani, az çok belli olur. Yahu kim bu kadar zulüm görmüş? Bak, kim bu kadar hapiste yatmış 30 sene, 19 defa zehirlenmiş. Başımdaki saçlarıma dedince başlarım olsa, her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı ehli zındıkaya eğmeyeceğim. O zamanın agalarına meydan okumuş. Var mı böyle birisi daha? Varsa onu kabul edelim. Sonra yazdığı kitaba bu kitaplar Kur'an'ın elmas kılıncıdır diyen bir müfessir göstersinler. Belki o derim. Ama bakın diyor ki Risale-i Nur Kur'an'ın elmas kılıncıdır diyor. E peygamberimiz de diyor Mehdi gelecek elinde kılıncı olacak. O kılınç dünyanın her yerine uzayacak. Uzamış. Amerika'da dershanemiz var kesiyor. Fransa'da var kesiyor. Rusya'da var kesiyor. Dünyanın neresinde insan varsa orada Risale-i Nur var. Nur talebeleri var. Kesiyor. Neyi kesiyor? Adamın kafasının içindeki yanlış inancı kesiyor. Mehdi kasap mı herkesi kesecek? Yani kafasının içindeki yanlış inancı kesecek. Benim bir akrabam vardı, bir gün böyle konuşuyorduk da dedi bana Necmi dedi, bu dedi Mehmet Bey dedi, tırı var, ayda bir defa Bağdat'a gidiyor dedi. Ben de Bağdat'a gitmiştim. Sonra Mehmet Bey'e döndü. Ya Mehmet Bey dedi, sen Bağdat'a gittiğine göre Genç Osman'ın kabrini ziyaret ettin mi? O da dedi etmedim. Edeceksin abi, Genç Osman'ın kabri İstanbul'da mı, öyle biliyor. Dedi Genç Osman çok mübarek bir zat dedi. Savaş dedi, savaşta dedi başı kopmuş, kafire teslim etmemiş, koltuğun altına almış. Var ya çünkü hani biliyor, Türk'ü Bağdat'ın içine gerilmez yastan, analar doğurmaz böyle bir aslan. Allah Allah deyip geçti Genç Osman. Kelle koltuğunda 3 gün savaştı. Kafası diyor kopmuş, koltuğun altına almış diyor. Öbür dedi de, kusura bakma Hacı abi dedi, ben böyle martavallara inanmam dedi. Ya ne martavallı, Allah yaşattı. Ya yaşattı da Allah'ın kuralları var. Kafası kopuk adam yaşamaz dedi. Zekeriya Aleyhisselam'ın başını kestiler, şehit oldu. Yahya Aleyhisselam'ı kestiler, şehit oldu, yaşamadı. Genç Osman mı yaşayacak? Baktım bunlar kapıştılar, yaşar yaşamaz. Ben devreye girdim dedim, kardeş sen yanlış anladın. Hacı abi kafası kopmuş da koltuğunu altı almış demek istemiyor. Öyle diyor da ben işi düzeltmeye çalışıyorum. Hani derler ya adam kelle koltukta gidiyor. Cesur adam. Bu manada bu mecazdır dedim. Deyince aa dedi o zaman olur. Bu sefer o abi de döndü. Öyle mi yaptı? Öyle tabii ya dedim. Allah aşkına olur mu öyle şey? Mecaz. Gözüm seni bir yerden ısırıyor. Yarın belediyeye başvuracağım. Kafanı mı vuracaksın? Misal o yani böyle. Temsildir. Teşbiktir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de böyle temsiller geçer. Hadislerde de geçer. Yedullah fevka idihim diyor. Allah'ın eli bütün ellerin üstündedir. Yani Allah'ın gücü demektir orada. Benim rahmetli annem derdi, oğlum hükümetin eli uzundur. Ben de çocukum o zaman Ali Rıza Bey vardı. Herkes pantolon bulamıyordu giymeye. O simokinle geziyordu. Karısı da öğretmendi Esma Hanım. Çok dövüyordu çocukları. Ben onu hükümet zannediyordum. Korkuyordum o adamdan. Geçtiği zaman dere kenarında arkadaşım vardı Erdinç. Erdinç diyor bak bu hükümet diyor. Nasıl lan annem de diyor hükümetin eli uzundur.
Bu oturduğu zaman eli uzuyor bunun dedim böyle. Vinç gibi çekiyor. Öyle ben çocuktum tabii. Bugün öyle Müslümanlar var ki çocuk daha çocuk. Bekliyor. Mehdi gelecek, kılıncı çekecek. Kılıç her tarafı uzayacak. Lazer ışınlar. Ya bırak böyle şey olur mu ya? Gülün şeyler bunlar. İşte ben bu işaretlerden, bu mecazi sözlerden, temsil bir teşbihlerden, hadis-i şeriflerden, annemin de anlattığından çıkarıyorum ki bu asrın Mehdi-i Azam'ı Bediüzzaman Said-i Nursi'dir. Çünkü hatta hadis-i şerifte Mehdi sakalsız olacak diyor. Sakalı da yok üstadımız. Bu kadar alimler, evliyalar hep sakallı, Bediüzzaman sakalsız. Ne için? Onun da bir hikmeti var. Üstadımız diyor ben iki sünnet yapamadım çok farzları yerine getirmek için. Bir, sakal bırakmadım çünkü ben hapislere giriyorum. Sakalımı kesseler yaşayamam ben diyor. Kaldıramam, çekemem. Bir de diyor %90 sakalsız bir cemaatin içinde bulunduğum için sakal bırakamadım. Bir de evlenmek, onu da diyor bir evim olmadı. Vefat edecek bir evi yok be kardeşim ya. Otelde vefat ediyor. Nasıl evlensin bu zat? Mezarı bile yok kurban olayım bana. Mezarı bile yok. Böyle bir zat tabii ki evlenmemiş. Ben diyor birçok insanların evlatlarını kurtarmak için evlenmedim. Bir evladımla meşgul olmaktansa bütün Müslümanların evlatlarıyla meşgul olmak istedim diyor. O iki sünneti yapamadım diyor. O iki sünneti yapamadım. Ama onun sakalına kim itiraz ettiyse hep sakalını kestiler. Vallahi İzmir'de bir hoca vardı. Kendisi anlattı. Ben dedim diyor ya Bediüzzaman niye sakal bırakmadı? Şaban hocam da Allah rahmet eylesin. Güzel bir insandı. Sonradan bu saati 70'te içeri attılar Fethullah Hoca ile beraber. Sakalını kestiler. Hoca Efendi'nin sakalı yoktu. Bunun sakalı vardı. Sakalını kestiler. Ah diyordu o zata ben dil uzattım. Allah benim sakalımı kesti. Bir tane de mümin diye birisi vardı bizim mahallede. O da öyle sakal bıraktı. Ya üstad neyse birkaç sene sonra baktım kesmiş sakalını. Çok böyle üstadın sakalına dokunan sakalını kaybediyor. Bir gün Afyon'dan bir grup cemaat bir minibüs kiralamışlar. Demişler gidelim Büyük Sultan'a soralım. Niye sakal bırakmadın? Hikmeti nedir? Afyon'dan Emirdağ'a geliyor kardeşler. Hepsi de sakallı mübarekler. Emirdağ'a girerken polis durduruyor. Hayrola diyor abiler. Biz diyorlar Bediüzzaman Said Nursi ziyaret edeceğiz. Çok güzel. Gelin ben sizi misafir edeyim. Sonra gidersiniz diyor. Bunların hepsinin sakalını kesmiş bak. Hadi şimdi ziyarete gidin diyor. Ne gidecekler artık? Cevabı aldılar. Bunlar böyle olmuştur tarihte. Olmuştur. İspatlayabiliriz. Onun için üstadın sakalına sataşan dayağı yer. O bakımdan hiç. Sen bak kendini sakalda bırak. Şalvarda giy. Sarık da sar. Üstad mahkemede sarığını çıkarmamış. Neden? Çünkü o zaman sarığıyla gezen tek kişi yok memlekette. Bir kişi var o da Bediüzzaman. Hakim diyor ki hocam diyor burasını lütfen diyor kapalı yer burası. Sarığınızı diyor açın diyor. Üstad böyle onu açıyor yedeği var öbürünü sarıyor. Hakim düzenmiş. Kibar hakim kırılmasın diye onu çıkartıp duruyor hemen ötekini sarıyor böyle. Böyle bir üstad. Başka mahkemelerde sarığı çıkar. Başlan çıkar diyor. O böyle çıkar. Tutup da sarını çıkaramaz mı oradaki bekçi, jandarma? Çıkarır ama çıkartmayana bak sen. Eline kelepçe vuruyorlar ama sarığını çıkaramıyorlar. Neden? O sarık bayraktır. Bayrak, şeairin bayrağı o. Nasıl bir savaşta bayrağı tutan şehit olursa öbürü kapıyor. Peygamberimi bir savaşa gönderiyor ordusunu. Falanı diyor bayrağı tutacak. O şehit olursa öteki alsın bayrağı diyor. O şehit olursa öteki alsın diyor. O olursa öteki alsın. O da olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alsın diyor. O da Halid bin Velid alıyor bayrağı ve savaşı kazanıyor. Demek o bayrak ne kadar şerefliyse bu sarık da o kadar şerefli. Biz sarığı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeairi sünnet-i seniyesi olduğu için sarıyoruz. İşte Bediüzzaman da sarığını mahkemede çıkarmıyor. Böyle bir üstad. Hepsine meydan okumuş. Ama gayet her zaman hiç Mehdilik iddia etmemiş. Ben Mehdi'yim dememiş. Ben diyorum ona Mehdi'yim. Cemaatimizden diyenler var. Üstad Mehdi'dir diye. Üstad kendisi ben Mehdi'yim demiyor. Zaten Mehdi
ben Mehdi'yim demeyecek. Geçenlerde bir mübarek bir hoca efendi televizyonda konuşuyor. Diyor ki ya bazıları Mehdi gelmiş diyorlar diyor. Nerede gelmiş diyor. Mehdi geldiği zaman diyor Şam uleması ona ittiba edecek diyor. Halbuki 1911'de Şam'da Hütbe-i Şamiye eseri etti. Kitabın üstad orada hitap ediyor orada. 100 tane büyük alim var. 10.000 kişiye hitap ediyor. 1911 Hütbe-i Şamiye kitap halindedir. İşte Şam uleması zaten üstada biat etmiş ama o zat bunu bilmiyor. Bu bir. İkincisi Mehdi diyor, Deccal diyor Mehdi'yi ezecek. Ezecek. Ezecek, yufka gibi yapacak diyor. Hani var mı böyle birisi? Evet var. Ezdi. Aldı efendim Van'dan, getirdi Burdur'a. Burdur'dan Isparta'ya, Isparta'dan Barla'ya, Barla'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Kastamonu'ya, Kastamonu'dan Denizli'ye, Denizli'den Afyon'a, Afyon'dan Emirdağ'a. Ezmiş de daha nasıl ezsin? İki, doğru söylüyor, tabiri yanlış. Ondan sonra diyor, Mehdi'yim ben Mehdi'yim demeyecek. Üstad Bediüzzaman hiçbir eserinde ben Mehdi'yim demiyor zaten. Ama biz işaretlerinden onun Mehdi olduğunu anlıyoruz. Ya bizim bir Ahmet Feyzi abimiz var. Ahmet Feyzi kul nur içinde yazsın. Üstadı öyle bir hadislerden onun kim olduğunu. Üstadım demiş bütün insanlar seni inkar etse senin vazifeli olduğunu. Sen de onları tasdik etsen bu fakir Ahmet Feyzi senin kim olduğunu ben hadislerle ispat ederim diyor. Üstad bir tokat vuruyor. Hadi ki doğru söyledin diyor. Böyle. Yani şimdi burada görünüyor. Görünüyorum, okuyorum kardeşler. Okuyorum bak ne diyor. Ya Hazreti Mehdi'nin bir nevi diyor Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nuraniyesi. Cemiyet-i Nuraniyesi var mı? İşte nur talebeleri. Bütün tarikatlarda kişinin adı geçer. Mevleviler, Kadiriler, Rufailer, Nakşiler, Uşakiler hep o şahsın adı geçer. Risale-i Nur cemaatinde geçiyor mu? Saidiler, Bediüzzamaniler. Var mı böyle bir isim? Yok. Nur talebeleri. Üstad öyle diyor. Ben bir çekirdektim, çürüdüm, ondan Risale-i Nur çıktı. Said yoktur diyor. Said'in ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikati Kur'aniyedir diyor. Sesim yetişse bütün dünyaya bağıracağım. Sözler güzeldirler, hakikattırlar ama benim değil, Kur'an'ın tereşşuhatıdır diyor. Kur'an'ın telemmuatıdır diyor. O bakımdan üstadımız kendini silmiş. Evet o silmiş ama biz onu silmiyoruz. Evet. Hazreti Mehdi'nin Cemiyet-i Nuraniyesi Süfyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bid'akaranesini tamir edecek. Komünizmi, dinsizliği tamir edecek. Neyle tamir edecek? Dinsizlik neyle tamir edilir? Dinle tamir edilir. Tabii. Sünnet-i Seniyye'yi ihya edecek, yani alem-i İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye'yi, yani İslamiyet'i aleyhissalatü vesselam inkar niyetiyle Şeriat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam tahribe çalışan Süfyan Komitesi, Hazreti Mehdi Cemiyeti'nin mucizekar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Öldürecek olan nedir? Dinsizlik. Dinsizler değil. Dinsizler öldürülmeyecek. Dinsizler dine gelecek. Dinsizlerin dinsizliği öldürülecek. Kendileri değil. Bediüzzaman kimseyi öldürmüyor. Hiçbir talebesine kimseyi öldürmeyi tavsiye etmiyor ama dinsizliği öldürecek. Onun için bizim düşmanımız dinsizler değil, dinsizliktir. Bizim düşmanımız sarhoşlar değil, içkidir. Bizim düşmanımız kumarcılar değil, kumarın kendisidir. Bir kumarcı bugün kumarcı olur, yarın tövbe eder, nur talebesi olur, iyi bir Müslüman olur.
Olur. Halid bin Velid peygamberimize düşmandı. Uhud'da 70 tane sahabeyi şehit etti. Ama sonra geldi. Seyfullah unvanını aldı. Sahabe-i kiramdan oldu. Böyledir yani sevgili kardeşlerim. Biz böyle inanıyoruz, böyle biliyoruz. Mehdi-i Azam bir zamanda. Bazı böyle uydurma Mehdi'ler çıkabilir. Her zaman çıkmış. Yalancı peygamberler de çıkmış. Bir tarihte çıkmış. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar, sonra da söner. Allah razı olsun. Daha Mehdi'li tehlikeli salimde çok dersler var.